Bozuldu dişi galiba. Yok ablacığım, olmayacak o. Bak kurcaladıkça daha çok içine gidiyor. Ne oldu? Hayırdır? Ha, Filiz. Bak bir ne oldu anlamadım. Dikiyordum, birden içine toplamaya başladı ipliği. Hallederim ben Gülsüm abla, sen kalk. Tamam. Adam tamam. Başarılı olabilir demişti, öğretmişti bana zaten. Filiz, iyi misin sen ciğerim, ha? Nasıl, duruldun mu az? Çok üstüne geldiler ama bu sefer hakikat. Yani böyle olmaz, her şeyin dümeni sende. Ama öyle kaçıp göçmekle de olmaz yani Filiz. Bak bir gün işinin başında durmayınca neler oluyor, görüyor musun? Tülay'ın hali zaten ortada. Biz zora koyamıyoruz onu, rüzgarı nereden eserse oradan gidiyor. Vallahi kurduğumuz her şey başımızda patlayacak diye ben çok korkuyorum Filiz. Ben ne yapayım Çiçek? Ha? Ben ne yapayım? Evde çocuklar, burada Barış. Ben de yıldım yani. Ben nereye saklayayım kendimi? Ne yaptı Barış? Bir şey mi yaptı gene? Ha? Ne yaptı? Gideyim mi yanına? Şimdi giderim bak. Aman yok, bir şey yaptı. Zaten bir gidemedi buradan ya. Gideyim mi? Ne dedi ya? Saçma mı? Öf. Sen muhatap olma sakın ha. Bir şey deme. Bir şey yaptı yok. Ben bir şey oldum. Ne oldu? Öyle ben tuhaflaştım yani ama... Geçer yani, bir şey yaptı. Sen konuşmasın. Sen yani görünce şey mi oldu? Anlamadım. Ya işte çocuklar falan böyle üstüme gelince... Her şey üstüme geldi. Kötü oldum ondan. Bir şey yok yani, konuşmasın. Hangi? Hangi ev? Barış'ın evi mi? Hayatta olmaz. Filiz hayatta size Barış'ın hiçbir şeyini kullandırmaz. Unut o evi. Ay Tülay ablacığım, sen konuşursan olur ama. Ha? Zeynepciğim bak, gerekirse ben kendi evimden çıkayım. Bak o kadar yani. Sana burayı vereyim ama o ev olmaz. Ay adam nereden bilecek orada oturduğumuzu ya? O kadar oturduk orada. Bir kere bile gidip gelmedi yani. Kim bilir nerede? Ha, kim bilir nerede? Ya adam bizim açtığımız atölyenin hemen yanı başındaki sağlık ocağında doktorculuk oynuyor. Hadi canım. Bana bak. Sakın, sakın Hikmet'e hiçbir şey söyleme. Haberi yok, tamam mı? Sakın ha, tatsızlık çıkmasın. Ay aşk olsun Tülay abla ya. Ben öyle bir şey yapar mıyım hiç? Ayrıca ablalarım kocamdan önce gelir benim. Hmm, akıllı budum benim. Aferin, aferin. Ay Tülay abla, biz ne uğraşıyoruz ya? Hepsini at gitsin. Hem benim üzerimdekiler de dar geliyor bana zaten. Alışverişe falan mı çıksak? Kız. Doğru söylüyorsun. Hepsini atalım. Yepyeni böyle geniş geniş ferah ferah şeyler alalım kendimize ya. Evet, hem de kuaföre uğrarız. Sana yeni bir imaj yaratırız. Ne dersin? Hakikaten mi? Kuaföre? Benim yepyeni bir bene, yepyeni bir kendime o kadar ihtiyacım var ki. Böyle çılgın, çılgın bir model yaparız. Ne diyorsun? Ay aşk olsun Tülay abla. Çılgınlığın kitabını yazmışım ben ya. Hem sonra çıkarız, atölyeye gider gösteririz ha yeni imajını. Ay onlar da şaşırır hem. Tamam, tamam. O zaman önce kuaföre gidiyoruz. Evet. Kız sen çok akıllısın ha. Dönüşte de bunların hepsini yatakla birlikte atarız ya. Ne ihtiyacımız var kocaman yatağa ya? Tabii ya, yatağa da atalım. Çünkü büyük zaten. Şu hayatta bir amacınız yok, amacınız. İşte o yüzden böyle deli deli dolaşıp duruyorsunuz ya. Ne amacımız olsun ki bizim burada? Lan ben niye buradayım? Ben sizin için buradayım. Sizin tek bir amacınız olacak, o da ben. Şimdi kafanızı karıştırmayın. Kendi kendinize her sabah şunu söyleyeceksiniz. Bugün ben kralımız için ne yapabilirim? Biz öyle yapınca iyileşebilecek miyiz peki? Ha? İyileşebilecek miyiz? İyileşmezsen cümle alem gelsin beni sorguya çeksin. Bravo! Bravo! Ben Kiraz Elibol. Ben de Fikret Elibol. Babamız bir süredir kayıp. Ondan haber alamıyor. Oğlum baksana. Şişt. Bu bizim kral değil mi lan? Görenler, nerede olduğuyla alakalı. Vallahi o galiba. Lütfen bizimle paylaş. Baba, eğer bu videoyu izliyorsan lütfen geri dön. Ya da biz de yanına. Oho, ne kadar şanslı bir adam ha. Baksana şak diye bulundu. Dediği gibi ölümlü biri galiba, baksana. Nasıl yerde yaşıyor? Hadi bakalım. Şimdi dağıl.
Yalnız bir göreviniz var. Herkes bana arpa suyu bulmakla görevli şimdi. Bir şişe bulana ikincisini bulmak bedava. Bravo! Akşam sizde buluşalım o zaman Kiki. Film falan izleriz de. Yok ya, bu akşam olmaz. Biz bu akşam evde değiliz, evet. Biz bu akşam evde olmadığımız için başka zaman. Geçen sefer de böyle ektin. Ne oluyor? Evinde istemiyor musun bizi? Yok, olur mu hiç öyle şey ya? Sadece bu akşam olmaz, o kadar yani. Kiraz, gel. Ne ya, ne çekiştiriyorsun? Ya gelsene. Sen sınıfa git be. Baksana, babamı buldu kızım. Hani nerede ya? Bak okul. Allah'ıma şükürler olsun ya. Sonunda eve döneceğiz Fiko. Bakayım ben şuna. Babam niye akıl hastanesinde? Ne biliyor kızım ya. Gideceğiz, göreceğiz işte. İyi tamam hadi. Ya dur. Ablam çağırmıyor mu? Onu niye çağıracağız ya? Zaten babamı umursamıyor. Şimdi oraya da gelir başımıza dert açar. Hiç onunla uğraşamayız. Gel biz kendi kendimize, kendi işimizi halledelim. Hadi yürü, çantaları alalım. Muhteşem oldum. Yine sürüm Tülay. Bana da çok iyi geldin. Yepyeni biri oldum sanki. Bana bak. Sakın Filiz'in yanında Barış'ın lafını etme, tamam mı? Geldik. Tamam, etmem. Burası mı? Burası dükkan. Burası da o sağlık ocağı. Aynen. Ay Tülay abla, ben şimdi hamileyim ya. Canım çok kötü bisküvi çekti. Bakkaldan gidip alacağım. Kıyamam kızım, tamam. Ben de bizimkilere sürpriz yapayım. Tamam. Buyurun bacım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun hanımefendi. Mansur Bey gönderdi beni. Bindallarınızı çok beğenmiş. Ha, buyurun. Tanımadı beni ya. Kızı üstüme yelek sağlık. Bu ne senin bu halinle Filiz? Ne olmuş buna? Türk filmi kötüsü gibi olmuşsun Tülay. Ay çok mu kötü olmuş Filiz? Demeyeyim öyle. Aa. Hiç mi beğenmedin kız? Yok. Beğendim ben. Feci olmuş. Çok güzel olarak feci. Beğendim. Yakıştı. Kız meczupluğa verdi ya sırtımı. Ne yapacağız biz bununla? Kız sus, duracak şimdi. Güzeldi. Ay ne diyor bu Filiz ya? Çok mu kötü olmuş? Yok kızım, kötü değil de böyle beklemiyorduk ya böyle bir anda bir şey diye. Oldu öyle. Nerede o gelin? Ya benimle birlikte geldi. Bakkala kadar gitti, gelecek şimdi. Gelsin artık, bizim eve dönmesi gerekiyor onun. Bunun başının altından çıkıyor. Ya bu ne olacak bu? Çok güzel olmuş. Gel. Evet, şikayetiniz nedir? Ben hamileyim de biraz başım döndü o yüzden. Hamile misin sen? Yaşın kaç senin? 18. Ama evliyim zaten ben. Evet, tamam. Siz şöyle oturun, ben bir tansiyonunuza bakayım. Çıkar ceketini falan. Bu aralar çok gergin herhalde, o yüzden olmuştur. Ay, kocamın ailesi istemiyor da beni. Ablası da çok kötü davranıyor bana. Kocam bu yüzden evden kaçtı zaten. Ben de tek başıma tanımadığım insanlarla birlikte yaşıyorum şu an. Eşiniz kaç yaşında? 18 yaşında. Ya şu ev mevzu çözülse aslında bir sorunumuz yok. Ya mahallede bir ev var. Terk edilmiş ama görümcemin eski sevgilisinin olduğu için kalmamıza izin vermiyor. İlla bizi eziye çektirecek. Biz biraz habersiz evlendik de. Oh. Buralarda mı oturuyorsun peki? Yok, ben görümceme geldim yan tarafta.
Birden başım dönünce tabii buraya geldim. Keşke Hikmet yanımda olsaydı. Bir saniye. Görümcem dediğin? Filiz Elibol. Yan dükkanda çalışıyor. Sen Hikmet'le mi evlisin? Evet. Tanıyor musunuz Hikmet'i? Evet, tanıyorum da bir dakika. Sen Hikmet'le evlisin, Hikmet'ten hamile misin yani? Filiz biliyor mu bunu? Ya ben çok özür diliyorum sizden. Gerçekten o kadar çaresizim ki. O kadar çaresizim ki. Tutunacak bir dalım yok. Ailem zaten beni evden kovdu. Ne yapacağım ben? Öleyim ben ya gerçekten. Oh, oh, dur öyle ölme. Niye ölüyorsun? Dur, sakin ol. Al bunları. Tamam. Sen şimdi sizi Filiz evde istemiyor. Siz de benim evde kalmak istiyorsunuz. Sizin ev derken? Görümcen dedin ya işte. Onun eski sevgisi benim. Evet, yani mahalledeki ev de benim. O yüzden. Ben çok özür diliyorum gerçekten. Ben bilmiyordum. Kusura bakmayın. Benim gitmem lazım. Ablam öğrenirse beni gerçekten çok kızar bana. Tamam dur, bir sakin ol. Dur. Kızmaz da o yani. Allah Allah. Ya Filiz öyle bir kız değildir. Yani niye böyle yaptık anlamadım. Tamam, sen ne yap biliyor musun? Sakin ol şimdi. Oh, şöyle. İstediğin kadar kalabilirsiniz, tamam? Bende bir sıkıntı yok yani. Ben zaten evde kalmıyorum. Benim sorun değil benim için. Ay, ama kira falan. Yok sorun değil. Benim ihtiyacım yok. Sorun yok. Gerçekten size çok teşekkür ederim ama ablam ya da izin vermeyecektir bu duruma. Boş bir ümit benimkisi. Ama siz konuşursanız belki işe yarar. Ya bizim konuştuğumuzu söylemezseniz tabii. Ben mi konuşayım? Ya emin misiniz ya? Gerçekten şimdi bizi hatırlamıyor mu? Ya kızım kendi adını hatırlamıyor. Bizi nasıl hatırlasın? Şimdi görün, babanız olduğundan emin olun. Ama çıkarmak için bir yetişkinin gelmesi gerek. Anneniz filan. Durun bakalım. Belki bizi hatırlıyordur. Belki bunların hiçbirine gerek kalmaz. Baldız vurduralım. Orada. Baba. Lan ne babası lan? Bunlar kim lan? Defolun, tanımıyorum ben sizi. Ha, doktor seni baba. Ne diyorsun oğlum ya? Ne doktor? Doktor ben bunları istemiyorum. Bacak kadar veletlerin bana ne faydası olacak ki? Belli ki bunlar benim üstüme tırmanmaya gelmişler. Alın bunları, alın. Çocuklarınız Fikri Bey. Fikri Bey kim? Sensin baba. Senin adı Fikri Baba. Fikri Baba diye isim mi olur lan? Ya, kimi kandırıyorsunuz? Ya baba senin adın Fikri Baba değil ki. Senin adın Fikri Elibo. Fikri Elibo. Güzelmiş. Şey mi güzel? Böyle şiir gibi, karamela gibi. Aa, Fikri Elibo. Ay, sevdim ben bu ismi ya. Ne iş yapar bu Fikri Elibo? Hiçbir iş yapmaz baba. Oturur evinde, keyif yapar vallahi. Oh. Sonra... Çok eğlencelidir. Hı. Bizimle oyun oynar. Sonra ne bileyim başına bela açar. Hah. Ay be. Biliyordum ben önemli biriyim. Önemli biriyim. Peki bu Fikri Elibo zengin mi? Gücü var mı? Gücü var. Var. Olmaz olur mu? Havuzu var. Onun. Bahçeli villası var. Onun. Ondan sonra da güzeller güzeli bir tane de karısı var. Aa, taş. Gel hadi hep birlikte bunları geri almaya gidelim. Vay be, ne güzel hayatım varmış. Ben bunları niye unutmuşum ki? Ya buradan daha iyi diyorsunuz ha? O zaman hadi doktorla konuşun da gidelim. Hadi. Tamam doktor bey, baba bizim yere gidelim mi? Olmaz çocuklar. Aile büyüğünüzü arayın, gelsin alsın hastanızı. Nerede kaldı bu kız? Geldim Filiz ablacığım, geldim. Ya istediğim bisküviyi çok zor buldum da. Otur konuşacağız sen. Kolay gelsin. Biraz konuşabilir miyiz Filiz?
Barış. Bir daha benim karşıma çıkma demedim mi ben sana? Tülay. He, sarışın Tülay. Ben de Adanalı, elim aşalı, esmer çiçek. Buyur, ne derdin varsa bana söyle. Konuşabilir miyiz biraz? Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Ya ben de bayılmıyorum zaten seninle konuşmaya. Bizden başka bir konu. Daha mühim bir konu. Dışarıdayım ben. Ben bir gideyim bakayım da ne diyor. Söyle. Ne istiyorsun? Ne isteyeceğim senden be? Her şey seninle ilgili olmak zorunda mı? Sen çağırdın beni buraya. Niye çağırdın? Doğru. Ben mahalledeki ev için çağırdım seni. Şu benim ev vardı ya. Nereden biliyorsun sen ev olayını? Beni mi izliyorsun? Ne alakası var ya? Kendi evimle ilgili bilgiyi sizden mi alacağım ben? İstedikleri gibi kalabilir o çocuklar. O yüzden söyleyeceğim. Yani benim için sorun değil. Ben zaten unuttum evi. Umurumda da değil. Eğer kalmak istiyorlarsa kalsınlar yani şey. Üzerine gitme çocukların, onu demek için çağırdım. 3-5 gün benim haberim yokken kalmışlar evet. Ama yemediler evini tam. Merak etme, yanımdalar artık. Gerekiyorsa kirasını ödeyelim oralı. Ay sen ne kadar gıcık birine dönüşmüşsün ya Rabbim ya. O adam iyi gelmiyor galiba sana. Ha? Bana bak, kendi sorunları yüzünden çocukların hayatını niye zora sokuyorsun? Bak, bana iyi gelmeyen bir şey varsa odasına asıl, tamam mı? Şimdi benim ailemin problemleriyle ilgilenmek senin üstüne vazifem oldu. Dengesiz herif. Dengesiz öyle mi? Evet. Sen dengelisini bulmuşsun. Sorun yoktur umarım. Yok, yok çok vallahi sağ. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Güzel. Sen niye sürekli seninle ilgili sorular soruyorsun? Ha? Senin bir ailen yok mu? Ha? Geçen gün ne güzel gezdiriyordun karını. Çocuğun gelmişti falan, takılsana öyle ailen. Allah aşkına bir şey soracağım sana. Kıskanıyorsun değil mi? Allah. Kıskanıyorsun. Allah. Kıskanıyorsun, aşık verdin Allah şu anda. Allah. Bana bak, evlilik yoluna kadarsın. Ayıptır, laf gelir. Kaldıramazsın bak, o kadar kardeşim var, ayıptır, yapma bunu. Pek hevesliydiniz, ne oldu, düğün ne zaman? Size sağlık iyisine. Baba ciddi söylüyorum. Manyak gibi deli gibi bir şey oldu, sağ onu söyleyeyim. Git kendine baktır. Ne düğünü ya? Senin düğününle, dernekle ne ilgin? Sen niye ilgileniyorsun ki böyle şeyler? Sen git ailenle ilgilen, işine gücüne bak. Allah Allah. Niye geçen gün bana gelip o zaman bana aşık mısın diye soruyorsun, ha? Bana yaklaşıp intikam almak şimdi. Allah benim belamı versin, tamam mı? Bin kere pişmanım öyle bir şey sorduğum için. Sen ne yapıyorsan yap, bundan sonra işine gücüne bak, ailene bak. Tamam, yoluna bak. Ya Fiko'cum bir sakin ol. Heh, ablan geldi. Kim? Ya babanı bulmuşlar. Nerede? Tımarhanedeymiş, ne demiş vallahi. Fiko? Fiko ablacığım, tamam bağırma, sakin ol. Bizi hatırlamıyor mu? Tamam kuzum, sakin ol sen, tamam. Bir dur, ben geliyorum hemen. Adresi yolla. Adresi yolla. Ben babamı alıyorum. Kendimi bırakıp geliyorum, tamam mı orada? Dur, biz evde karşılarız sizi. Tamam. Ay Tülay abla, ne konuştular doktorla acaba? Ay bırak şimdi doktoru ya. Kayınbaban geliyor, tanıştıracağım sizi. Ay doktor da doktor. Aa. Onu yerini bulduk. Yani söyleyeceğim ama üzüm lütfen. Ya biliyorum biliyorum, akıl hastanesindeymiş. Şimdi Fiko ile konuştum. E tamam, hadi ben götüreyim seni. Olur, sağ ol. Jess'i neye borçluyum? İyiliğine. Kocaman kalbine. Ve benim gibi bir eşeğe kıymet veriyor oluşuna falan. Ha bir de şey ya, bu arka bahçede çimleri biçiyorlardı. O sırada kopmuştu, ben de dedim ki yani ziyan olmasın, birini getireyim.
Sağ ol. Eşeksin gerçekten. Ama ben de eşek severim. Herkes mükemmel olamıyor, ne yapacaksın? Tabii. İyi misin sen? Ha? İyiyim ya. Yani evde biraz böyle karışıklıklar var da ondan. Bir eli bol klasiği. Ha, aileyle ilgili meseleler itinayla kapatılır diyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Sen niye benim ailemi bu kadar merak ediyorsun? Ya hakikaten sevgilisinin ailesini kim niye bu kadar merak eder, değil mi? İyi, tamam. Ben o zaman sana şimdi kısa bir özet geçiyorum, her şeyi anlıyorsun. Erkek kardeşim gizlice evlendi, ben de amca oluyorum. Nasıl? Ne? Ya, kendisi daha lise mezunu bile olmadığı için ablam delirdi tabii. O delirince erkek kardeşim evden kaçtı. Ufaklıklar desen onlar ergenlik krizinde. Ablam da yani onların altını bozmamak için kaldıramayacağı bir yükün altına girmiş durumda. Babam ortalıkta yok. Bu yani. Nasıl? Eyvah eyvah, ve bu klasik diyorsun. Tabii. Ve senin bu kadar olan biten arasında kendi hayatını düşünecek vaktin de yok tabii. Ne oldu? Ne sordun ki? Anlatacağım. Anlatacağım ama önce birer kahve alıp bizim yerimize gidelim mi? Hem daha rahat konuşuruz ha. Yani derin, benim biraz... Yuh Deniz ya, bu saatte mi gelinir okula? Akşam olacak neredeyse. Derin, benim biraz işim var. Onları halledeyim, sonra görüşürüz, tamam mı? Emin misiniz yani hafıza kaybı olduğuna rol yapmıyor mu yani? Niye yapsın ki öyle bir şey? Yani ne bileyim. Babam yani işte bu benim tuhaf bir adamdır, belli olmaz da. Onun için soruyorum yani, rol mü gerçek mi anlayayım da emin olalım ona göre. Yok, rol değil. Emin ol. İşlemleriniz tamam Fikri Bey. Artık taburcu olabiliyorsunuz. Kim bu mahkeme duvarı gibi adam be? Avukat baba. Ne avukat? Avukat. Tamam. Biz doktor beyle konuştuk. Artık çıkış işlemlerini tamamlayabiliriz. Çok teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Sağ olun. Yapılacak bir şey kalmadı değil mi? Çıkabiliyoruz. Yok yok, ben her şeyi hallettim, gidebiliriz artık. Tamam. Kim bu kız ya? Hiç gözüm tutmadı buna. Allah Allah, niye acaba? Ne o elindeki? Şemsiye. Sana ne ya? Kim bilir nelerin içine attın kendini de böyle elinde heykellerle akıl hastanelerine düştün. Ah ah. Ya sen bana ne çemkiriyorsun? Git mahkeme suratlı kocana çemkir. Kusura bakmayın da... Abuk sabuk konuşma, adam bizim avukatımız. Kocam falan değil benim. Ya Filiz, önemli değil, boş ver. Olur, o da olur, o da olur. O da hadi olur. Gidiyoruz hadi. Şşş, çocuklar anlatın bana, benim başka nelerim var önümüzde. Anlatayım baba, bak nelerim var biliyor musun? Nelerim? Böyle çok büyük bir havuzum var, tamam mı? Havuz? Derin mi, derin mi? Çok derin, çok derin, bayağı derin böyle. Sonra kocam bir televizyonum var. Oo. Tabii bahçen var. Oo. Babamın kafasını karıştırmayalım. Değil mi? Öyle bir eve gitmiyor çünkü şu an. Mus, mus, mus. Sizle de ayrıca konuşacağız, tek başınıza iş halletmek ne demek oluyor? Tehliye. Hadi yürü gidiyoruz. Öyle, öyle gidiyor. Dur bir dakika ya. Tebap! Hadi ben gidiyorum, kendinize iyi bakın. Size sucuk mu yumurta fabrikası açacağım. Allah akıl fikir versin. Thank you.
Rahmet. Niye kaçtın öyle birdenbire? Ne oldu? Bir şey olmadı ya. Aa, biz çay içecektik değil mi? Hadi gel çay içelim. İyi misin sen? Bir sorun mu var? Yok bir şey ya. Denemezsen bir şey soracağım. Deniz'in takıldığı bir çocuk falan mı var? Sevgilisi falan. Tolga'yı mı diyorsun? Ha, adı da var yani. Ne oldu? Sana kötü bir şey mi dediler? Ha, yok canım, öyle bir şey değil. Ben öyle koridorda falan geçerken görünce hani dedim öyle bir şey var mı diye yani. Yani hiç canım, bize ne zaten ya? Sen ne diyecektin bana? Ya bak, ben çok düşündüm. Biliyorum, senin umurunda değil ama... göz göre göre ziyan olmana dayanamıyorum ben Rahmet. Ne kadar özel biri olduğunun farkında mısın? Tamam Derin, açık açık söyle şimdi, ne diyeceksin hadi. Tamam ama hemen kızma. Ha. Bak, bu yeteneğini böyle bencilce heba etmeye hakkın yok, tamam mı? O sadece sana ait değil ki. Tabii, misal Einstein'ı düşün. Ya da senin gibi davransaydı. Dünya ne kadar eksik bir yer olacaktı, farkında mısın? Ya o kadar da saçmalama Derin. Ya Rahmet, daha ne kadar kaçacaksın? O çok değer verdiğin ablanı daha ne kadar kandıracaksın? Seni bu okulda okuyorsun, hayatın geleceğin yolunda sanıyor değil mi? Sen yaptığını onlardan gizledikçe kendin için bir adım atamıyorsun, farkında değil misin? Ha Derin, şu an var ya en son duymak isteyeceğim şeyler bunlar, biliyor musun? Bir şeyler içeceksek içelim ya da bırak ben işime gideyim, tamam mı? Hı? Derin. Bizim festival işi okeylendi. Artık hazırlıklara başlayabiliriz. Tamam abla, bir saniye. Ne haber Derin? İyi Solga. Abi sen bana bayağı tanıdık geldin ya. Tanışıyor muyuz biz seninle? Hangi bölümdensin sen? Temizlik. Anlamadım abi. Şaşırmadım abi. Ay, Rahmet benim kız kardeşimin hademe sevgilisi canım. En fazla yerleri falan silerken görmüşsündür o yani. Deniz ama artık ya. Hadi ya. Bayağı havalıymış. Böyle bayağı yerleri sürmek falan yani ha? Ha. Neresi havalı canım? Bayağı yerleri silip toz falan alıyor diyorum sana. Sen de insanları rencide etmeyeceğim diye. Ay neyse Derin, dinle. Festival için ödenek çıkartmayı kabul ettiler. Odayı da ayarlıyorlar. Öyle bir eğlence düzenleyeceğim ki herkes altın ahlal yazacak adıma. Sonra konuşuruz Deniz, tamam? Rahmet'le biraz işimiz var. Bizim işimiz bitti Derin'cim, değil mi? Benim çünkü şimdi başka işlerim var. Malum temizlik falan, değil mi? Siz de artık adınızı mı yazıyorsunuz, nelerle uğraşıyorsunuz, onlarla uğraşırsınız işte. Neyse ya, bırak. Bak, ay sonuna kadar o da tamamen bize ait olmuş olur. Hatta istersen de istersen film gösteriminde bile orada yapabiliriz. Ne dersin? Çekmiyor mu? Öyle yani, doktorla konuştum. Yani aslında ortamının çok kalabalık olmaması lazım dedi. Çok gürültü olmaması lazım dedi. O yüzden biraz sakin sessiz olacağız evde. Evet, tam işte tam da bizim evden bahsetmiş. Ya Filiz, benim bir müvekkilim var, nörolog. Hı. Yani başka bir hastanede çalışıyor. İstersen ondan randevu alayım, babanı ona götürelim. Ne dersin? Dur vallahi, hayır diyemem. Yani bir ne olduğu anlaşılsa inşallah kalıcı bir şey değildir. Vay, damat. Bu araba senin mi lan? Damat değil, damat değil. Avukat. Söyledik ya, avukat. Ya Filiz, tamam, önemli değil. Kusura bakmayın siz için. Hah, şimdi gözüme girmeye başladın ha. Demek senin paran pulun var. Damat da mı bizimle yaşıyor? Yok, benim evim var. İyi, o zaman bu akşam sana geliyorum, tamam mı? Çilingir sofrasını kur ama zırnık para koklatmam ona göre. Ne işin var senin adamın evinde, anlamadım ben. Kızım, benim hatırladığım başka ev var mı gidip kalmak için ya? Allah Allah. Bir onu biliyorum, akşam geliyorum. Madem bu kadar kırılıp dökülüyor, ona gideceğiz Allah Allah. Ha? Kusura bakmayın, biz en iyisi otobüse gidelim. Tamam, vallahi ben böyle delireceğim. Ya Filiz, gerek yok, tamam, ben götüreceğim sizi. Bu arada bu akşam değil ama başka bir zaman söz yapacağız. Tamam, ısrar etme oğlum ya. Hadi Filiz. Filiz, hadi. Hadi çocuklar, binin araba. Değişmiyor adam ya.